Evet sevgili dostlar cümleten selamun aleyküm. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine sizlere zor şartlarda bir video çekmeye çalışıyorum. Ama tabi gururluyuz, mutluyuz. Çünkü Fenerbahçe'mizin 115. kuruluş yıl dönümü. Tabi Fenerbahçe'mizin 115. kuruluş yıl dönümü olması münasebetiyle kulübümüzden bir açıklama var. Ben açıklamayı direkt okumak istiyorum. Gücünü topraklarına sıkı sıkıya bağlı olan köklerinden alan, ait olduğu vatanının gençlerine fayda sağlamayı kuruluş amacı kabul eden, ülkesi için gerektiğinde benliğini siper eden bir duruştur Fenerbahçe. Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini özümsemiş, var olduğu her alanda, yarıştığı her kulvarda, zeki, çevik ve ahlaklı sporcularıyla, kırmızı beyaz bayrağını her zaman yorulmadan gururla dalgalandırmış, Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür Fenerbahçe. Bu büyük kulüp için atasının izinde yürüdüğü her gün ilelebet diyebilmek, 115 yıl boyunca nesillere ilham olan sporcular yetiştirmek, Türk gençlerinin her daim elinden tutmak en büyük gurur olmuştur. İşte bunun için her zaman en değerli kimliktir Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik. Cumhuriyetle iç içe geçmiş değerleri, şanlı tarihi şerefli mücadelesi kimseye boyun eğmeyen faziletli duruşuyla kupalardan, madalyalardan, şampiyonluklardan öte bir ruhtur Fenerbahçe. 1907'de filiz veren Fidan bugün 115 yaşında koca bir çınar. Gölgesinde gurur, köklerinde onur, dallarında yarınların sonsuz umudunu taşıyor. Dün olduğu gibi bugün, yarın ve istisnasız her gün. Milyonlarca taraftarı için İyi ki, iyi ki Fenerbahçe efsane 115 yaşında yaşa Fenerbahçe diyor kulübümüz. Tabii kulübümüz bunu derken kulübümüzün e, yönetici e, yüksek divan kurulu üyelerinden Husi Belgün'ün bir flogu var. Diyor ki sevgili Fenerbahçe umarım yarın yani bugünler için başkanımız görüntüleriyle Trabzon'da sahaya giren seyirciden hareketle iptal edilen Beşiktaş maçını ve bu sezon yapılan aksızlıkları göstererek bir basın toplantısı yapar. Bu sene yaşanan şaibeyi tane tane anlatır ve ligin iptalini ister diye söze başlıyor. Yani e, ya işin bu tarafı da sıkıntı. Şimdi lig iptal edilmesini arkadaşlar çok şey bir şey zannediyorsunuz. Hemen olur. Tamam ligden çekildik bitti. Ya bunun yaptırımı var. Bunun sorumluluğu var. Bunun cezası var. Anlatabiliyor muyum? Devam edelim. Hatta bu seyircinin sahaya girişinin tüm atarlarsa örnek olacağını gereğinin yapılması yapılmadığı takdirde ilk Trabzon maçında böyle şeyler olursa sorumluluk almayacağını ve Trabzon'daki maçlara takımını götürmeyeceğini açıklar diyor. Kusura bakmasın da kimse bunu yapamaz. Statta açılan pankart için gerekli davaların açılacağını bunu yapabilir. Ve başkanı değişmediği takdirde kulüpler birliğinden ayrılacağımızı Yapılan tehdit ve hakaret karşısında Fenerbahçe taraftarının da aynı şekilde mukabele edeceğini inşallah açıklar demiş. Bu da iç savaşa götürür ülkeyi. Sakın böyle bir hata yapılmasın. Ha dava açılsın. Yani çok ciddi dava açılsın. Hatta Recep Tayyip Erdoğan falan da şey ee, ne, ne derler onun adına şahit gösterilerek açılsın. Yani buyurun FETÖ'den en büyük darbeyi siz yediniz diyerek. Vallahi bak anca öyle herhalde bu mesele kapanacak. Yoksa bu mesele sonsuza kadar böyle devam edecek. Kendilerini birileri şampiyon ilan edecek vesaire vesaire. Ya da benim tabirimle çıkacak Fenerbahçe Spor Kulübü bir açıklama yapacak. Madem 2010, 2010 ile konuşuyorsunuz 15 Temmuz'la ilgili de yorumunuzu alalım diyecek. İyice bel altına gidecek. İş iyice büyüyecek. Siyasiler diyecek ki ulan bu bu kadar büyümesin artık biz bu işe bir el atalım. Bu iş kökten çözülsün diyecek. Başka türlü bu iş daha da kötü yerlere gidiyor. Benden söylemesin. Diyor ki statta açılan pankart için gerekli davaların açılacak. kesinlikle açılması lazım. O pankartla ilgili kesinlikle dava açılması lazım. Ve diyor, ve en önemlisi ilk iç saha maçına tüm taraftarlarımızı davet ederek 2010-2011 kupasının statta ve sahada olacağını bu dönemde takımda olan başkanımızı, yöneticilerimizi, teknik ekip ve futbolcuları taraftarla buluşturmak için girişimde bulunur diyor. Not 2013, şey, 2010, 2011 şampiyonluğundan bir kişi şu anda Trabzonspor teknik heyetinde. Evet teknik heyetinde. Gidip ona sorabilirler. Ayrıca ama tabii o dönemki teknik direktörü futbolculardan birçoğunu bir ya da eski yönetimi getirebilirler. Kupayı sergileyebilirler. Bu da doğru. Ayrıca işte e, önde gelen hukukçuları Hudefer 1907'yi bir araya getirip bu sezonun şaibeli olduğunu falan filan demiş. Gerekli müracaatlar şu bu. Valla biz konuşuyoruz biz dinliyoruz. Ha Ali Koç biraz yürekli bir adam olsaydı bu sezon böyle olmazdı. Orası da ayrı mesele. Ya ben dediğim gibi Hulusi Belge birazcık duygusal konuşmuş. Bunlardan hiçbir sonuç çıkmaz. Birkaç tanesi yapılabilir ama ötesi ülkeyi kaosa götürür. Ali Koç da bunu yapmaz. Şimdi UEFA Rus kulüplerinin 2022-2023 sezonunda da Avrupa Kupalarından men edildiğini açıklamış. Ve UEFA'nın Rus takımlarının Avrupa Kupalarından men edilmesinin ardından Trabzonspor Devler Ligi'nde playoff'tan katılacakmış. Tabi Trabzonspor'la ilgili çok ciddi söylentiler var. İşte çok ağır cezalar e, alması lazım falan filan. İşte ödemeler yapması lazım gibisinden. E, birileri e, eğer onların yerine ödeme yapmazsa Avrupa'dan men edilecek diye ben bunlara inanmıyorum. İlla ki bir şeyler olur. Geçmişte de gördük yine aynısı olur. Ya Türkiye'de en yalnız kulüp Fenerbahçe maalesef ve malum olarak. Yani stadını kendi yapar. Kimse arkasında durmaz. Bir şey olacağı zaman herkes biz şöyleydik böyleydik der vesaire vesaire. O yüzden Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Neyse Trabzonspor Devler Ligi'ne gidecek olursa playoff'tan katılacakmış. Yani ligi ikinci bitiren takım da Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turundan Ukrayna'dan Amerika'da Güney Kıbrıs ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecekmiş. Tabii ki bana kalırsa Güney Kıbrıs'la ikinci bitirenle eşleşmek daha mantıklı olur. E, UEFA'nın bu kararı sonrasında hani muhtemelen büyük ihtimalle artık Fenerbahçe'nin ikinci bitireceği e, gerçi kesin değil işler ama Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse %100 ya da son iki maçtan birinde işte son üç maçtan bir tane galibiyet çıkarırsa yani bir galibiyet çıkarırsa bile e, o arada da diyeyim şu an 4 puanlık bir fark var yani iki, i̇ki maçtan bir galibiyet çıkarırsa Fenerbahçe puan farkı 7 olacak. Konya Spor'un 3'te 3 yapmama ihtimaliyle iş daha da iyi olacak gibi. Neyse. Trabzon 1 eleme oynayacak. Bilginiz olsun. Lig ikincisi. Yani Fenerbahçe 3 eleme oynayacak. Bu 3 hocam 2'ye düşmez mi? 2'ye e, düşse zaten sezonun açılışı ertelenir. Mühim olan orası zaten. Bir hafta, ertesi hafta yani 2 haftalık bir iteleme olur. O da futbolcuların dinlenmesi açısından gayet iyi olur. Lig üçüncüsü üç eleme. Lig dördüncüsü üç eleme. Kupa şampiyonu bir eleme. Tabi Trabzonspor Türkiye Kupası'nda kazandırılırsa, e, kazanırsa e, Lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne. Lig dördüncüsü beşincisi Konferans Ligi'ne gidiyor. Yani Kupa Şampiyonu Avrupa Ligi. Diğer Lig üçüncüsüne dördüncüsü Konferans Ligi elemesine gidiyor. Bilginiz olsun. Bugün bir haber gördüm. Dün daha doğrusu Galatasaray Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u istiyormuş. Ciddi ciddi ve karşılığında da Talyan Antalyalı Ömer Baryan ve Çikildağ'ı vermeye hazırmış Haber 7'nin haberi. Yani e, bana çok inandırıcı geldi. Bana gerçekten çok inandırıcı geldi. Bilmiyorum size ne kadar inandırıcı gelecek ama bana çok inandırıcı geldim. Hiç bu kadar inandırıcı haber görmemiştim. E, ve bu inandırıcı haberden sonra yani e, her şeye inanır oldum. Yani haberiniz olsun. Yine duyumcu arkadaşlar Slovenya, Makedonya, Belçika, Norveç gibi ülkelerden Fenerbahçe'nin oyuncu izlediğini ve buralara oyuncu izleme komiteleri gönderdiğini belirtmiş. A takım için değil, altyapı için de oyuncular aranıp tarandığını belirtmişler. Ee, günaydın mı diyeyim, iyi geceler mi diyeyim bilmiyorum ne diyeceğimi. Basketbolla ilgili bir duyum var. Bunlar benim duyumum değil, basketbol duyumları bilginiz olsun. Fenerbahçe Beko'da genel menajer Maurizio Gerardini ile yollar ayrılıyormuş. Gerardini'nin yani zaten ee, olayı belliydi. Ama şu daha ilgincime gitti. Fenerbahçe Beko'da Xavi Pascual ile görüşmeler başlayacak demişler ama başlamış diyor. Xavi Pascual Fenerbahçe'ye Xavi müjdesi. Ulan kapak resmini de bunu koymak lazım da işte olmuyor. Tabi e, Slovenya demişken şimdi bir iddia ortaya atıldı. Duyumcu arkadaşlar tarafından bir iddia ortaya atıldı. Ben o iddiayı da dile getireyim. Tommy Harvard. Horvat. Hırvat. Harvard. Hogwarts. Welcome to Harry. Şimdi bu Tommy Horvat 24 Mart 1999 doğumlu. 23 yaşında 1.76 boyunda merkez orta saha oyuncusu. Tahmin edin menajerlik şirketi hangisi? Doğru. Rogon. Çin Sloven futbolcu 500 bin euro piyasa değerine sahip. Ve Slovenya U21 takımında şu ana kadar 8 maçta forma giyip bir gol atmış. Aynı zamanda Slovenya'nın Mura takımında oynuyor. 48 maça çıkmış bu sezon. 9 gol 4 asist 3756 dakika. Yani Mustafa Hoca tabiriyle e, 42 maç şey, ot, e, 42 maç diyelim. Çünkü 3600 40 maç 150'ye kadar iki maç da oynarsın. 42 maça çıkmış 9 gol, 4 asist. Merkez ortası hani 8 numara gibi düşün. Yani hocam Sloven liginde ben de atarım diyenler için Konferans Ligi'nde 6 maçta bir golü var. 500 dakikada. Şampiyonlar Ligi elemesinde 4 maçta bir gol, bir asist var 360 dakikada. Avrupa Ligi elemelerinde de 4 maçta 0 gol 1 asisti var 328 dakikadan yani yaklaşık e, 1200 dakikalık bir sürede 1200 dakikada yani 14 maçta 2 gol 2 asisti var Avrupa arenasında belirtmişler ama bu özel bir duyum diye yani Allah hayırlı mübarek eylesin özel duyumunuzu herhalde Zayis gidecek ya Aynı memleketlisini almazsak günah olur diye şey yapıyorlar. Olympiakos muhabiri Nikos Stametelos. Daha önce de bu herif duyum vermiştim. Fenerbahçe Papessis'in transferi konusunda Olympiakos'ta temasa geçti fakat şu an için herhangi bir anlaşma yok. Bir şey söyleyeceğim. Biz belirli aralıklarla Papessis'in menajeriyle ve kulübüyle temasa mı geçiyoruz? Sanki geçen verdiği duyum da aynıydı. Yine Yunan basınında Şöyle bir haber var. Olympiakos'tan hoca olan Pedro Martins ile Pape Sisse'nin arası bozulmuş. Ve resmi olmasa da Pape Sisse kadro dışı kalmış. Sezon sonunda da ayrılık beklemek sürpriz olmaz diyorlar. Şimdi Pape Sisse'yi anlatmama gerek var mı diye düşünüyorum. Bence gerek yok. Yani artık herhalde hepinizin ezberlediği bir oyuncu. 8 milyon euro piyasa değeri var. E, 26 yaşında. Birkaç kez kiralanan oyuncu 1.98 boyunda stoper. Bu sezon golcü bir. Hüviyete bürünen isim. 38 maçta 6 gol 1 asisti var. 3039 dakika. Hocam Avrupa Ligi 7 maç 585. Şampiyonlar Ligi 4 maç 219. Avrupa Ligi elemeleri 2 maçta 1 golü var. 165 dakikada. Ya böyle bir isim. Şimdi oyuncuyu zamanında 700 bin euroya almışlar 2017'de Ajax'dan. Sonra Ajax'a geri kiralamışlar. Dönmüş. kira kiralamışlar. Ee, 5 milyon euro piyasa değerindeyken 700 bine kiralamışlar. Sözleşme bitiş tarihi 2024. Hani satın alma opsiyonu kiralanabilir türden bir oyuncu aslında. Ee, ama nasıl olur bilmiyorum. Ve gelelim bence en bomba habere. Bence en bomba haber burası. Şimdi... Fenerbahçe'nin golcü listesi ortaya çıkmış arkadaşlar. Transfer listesi ortaya çıktı. Basına sızdı. Evet evet. Fenerbahçe'nin golcü transfer listesi basına sızdı. Şimdi Fenerbahçe öncelikle Jorge Jesus ile anlaşmadan bağımsız olarak yani bu anlaşmadan hariç bir anlaşmışız. Bundan bağımsız olarak zaten forvet arayışındaymış. Allah'a şükür öğrenmiş olduk. Yönetim oyuncu izleme komitesinin önerisiyle hazırlanan e, listeyi Portekiz'de hocaya da sunacakmış şimdi birkaç tane isim var listede e, bu isimlerle ilgili bence en güzel en bomba duyumlar bu videoda olacak o yüzden videoyu lütfen beğenin bu videoyu şu ana kadar gelip şu andan sonra beğenmeyen arkadaşların alayı galatasaraylıdır alayının aşkı sarı kırmızıdır alayı cinconludur desek ayıp olur Lütfen bize bunu dedirtmeden siz güzelce tıklayarak beğenin. Şimdi Fenerbahçe'de yeni hocanın kim olacağı belirsiz. Ancak bundan bağımsız bir şekilde. Zaten forvet arayışında. Şimdi Serdar Dursun alındı. Ama işte Vedat Muriç'e alındı. Ama bunların dışındaki forvetler sanki hiçbir şey vermedi gibi geliyor insanlara. Ya da çift taneli gol sayılarına falan ulaşılmadı diye. Gerçi Valencia'da geçen sene tatmin etti sanki taraftarı. Geçen sene. Mesela Mergin Berisha hiç bekleneni veremedi Berisha. Yani benim beklentimi çok altında kaldı. yeterli forma şansı da bulamadı. Sistem aykırıydı. Mesela Vitor Pereira varken Fenerbahçe maç boyunca 5-6 kere ceza sahasında tehlike oluşturacak pozisyon yapıyordu. Bunların işte birkaç tanesi net pozisyon oluyordu. Garibimde garibim de bir iki tanesini atamayınca bu sefer adı çöp oluyordu. Yani iki taneye kadar bir iki tane atamayınca çöp oluyordu. Geçen sene Abu Bakar'ın Kaçırdığı gol sayısı, attığı gol sayısının dört katından daha fazla dediğim zaman herkes bana gülüyordu. Samatta'dan daha fazla gol kaçırma istatistiği vardı bu bakan. Gülüyordunuz ama hunharca bir saldırı metodolojisi vardı bir şey Beşiktaş'ın. Hunharca saldırıyorlardı. Tabii tabi dokunulmazlık zırhı olan e, Rozier'in kart yememesi falan filan da tabii ki destekliyordu bunları. Ama şimdi Fenerbahçe oyuncular izliyor. Yönetim birlikte çalıştığı menajerlik şirketlerinin önerisine bir rapor hazırlamış. İlk sırada Torino ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Andrea Belotti var. Şimdi hocam bu Belotti önemli kılan ne? 28 milyon Euro piyasa değeri yazıyor. O kadar eder mi? Siz bileceksiniz. Sezon sonu bitiyor. 20 Aralık 93 doğumlu 28 yaşında yani 29 olacak. 1.81 boyunda İtalyan milli takımında 42 maçta 12 golü var. <laughs> Şimdi Belotti ile ilgileniyoruz, ilgilenmiyoruz falan filan duyumlar muhtemelen sorulacaktır. %1 katrilyon ilgileniyoruz. %1 katrilyon. Hocam aman diyeyim nasıl 1 katrilyon ilgileniyoruz bu kadar kesin konuşma. Son maçında hat-trick yaptı. Ha hocam ilgileniyormuşuz tamam. Bu sezon 20 maç 8 gol 1 asist 1183 dakika. Hani Yani ilginç ya. Hakikaten ilginç yani. E, son maçtaki performansını sayma 19 maç 5 gol 1 asist. E, 1090 dakika gibi 1093 dakika gibi bir istatistiği oluyor. Şimdi Belotti bizden hariç orada Milan Juventus gibi takımlar da istiyor. Yani hiç olmasa yedekte tutalım diye. Ben aslında Belotti'nin ilgilenildiğini biliyorum. Ama alınabileceğini zannetmiyorum. Hocam öyle değil mi? Belotti çok alınır. Alınacağını zannetmiyorum. İkinci isim. Az sonra bir toparlama yapayım. Musa Dembele. Lyon'dan. Allah aşkına şimdi Dembele'ye de bakıyorum. Bak şimdi piyasa değeri 17 milyon euro. 2023'e kadar sözleşmesi var. Yani bir yıl daha sözleşmesi var. Yaş 25. 12 Temmuz doğumlu. Yengeç Burcu. 1.83 boyunda. Bak bu da kısa sayılabilir forvetler, Yani pırpır forvetlerden. Şimdi Dembele'nin de istatistiğine bakıyorum. Mali asıllı Fransız oyuncunun. Zamanında 50 milyon euroları falan görmüş de sonra bir düşüşe geçmiş. Bu sezon hayvan gibi bir istatistiği var. 33 maç, 18 gol, 5 asist. 2452 dakika yani 23 gollük bir katkı var. Şimdi Paris Saint Germain altyapısından çıkıp Fulham'da oynamış, Celtic'de oynamış, Olympique Lyon'da oynamış, Atletico Madrid'de oynamış. Ve bu ee... Olimpik Lyon zaman 2018'de Celtic'ten 22 milyon euroyu almış. Sonra bir Atletico Madrid'e bir bıçağı kiralamış etmiş. Ama e, yarım sezonuna. Geri dönmüş bu sezonda coşmuş. Şimdi ben merak ediyorum. Olimpik Lyon'dan forvet alacaksınız. 17 milyon euro piyasadere olsun bir sene sözleşmesi kalsın. Kaça almayı düşünüyoruz? Bir de tabi adamlarda Musa Dembele var. Kadevere var. Başka kimse yok forvetlerde. Adamın elindeki tek forvet. Sana kaça verir? Sadece merakımdan soruyorum. Kaça verir sana? Bir de bir de işin ayrı bir komedisi var. İşin çok çok ayrı bir komedisi var. Çok çok ayrı bir komedisi var. Bu adamlar geçen sene Bruno Guimares'i 42.1 milyon euroya satmışlar. Yani stoperinin birini 17 satmış. Sol kanadı korneti 15 milyon euroya satmış. Bir de hep genç. Merkez orta saha Lukas'ı 11 milyon euroya satmış. Şırdan Şakir'i bile 6'ya alıp 7'ye satmış. Lan bu adamlar kar elde etmeden sana hiçbir şey satmaz. Satmaz. Bir tek de pay bedelsiz gitmiş. Slimane bedava gitmiş. Stoper Marcelo hani Yusuf Kone bedava gitmiş. Yani uzatamayanlar bedava gitmiş. Bilmiyorum ama dembele olursa bizi tatmin edecek bir forvet olabilir. Son isim bu arada Belotti'nin bonservisi elinde ama Inter, Milan ben zannetmiyorum bunlardan sekeceğini. Ee, Dembele'nin işi kolay değil. Son isim de Yaremçuk. Ney? Yaremçuk. Yani Roman Yaremçuk. Ukraynalı forvet Benfica'ya Jorge Jesus tarafından transfer ettiriliyor. Ve son dönemde 11'deki yerini kaybetmiş. Bakın 27 Kasım 1995 doğumlu 26 yaşında 1.91 boyunda Santrafor. 36 Ukrayna milli maçında 12 golü var. 16 milyon euro piyasa değeri var. Ukrayna'nın Lviv kentinde doğan futbolcu bu sezon. Yani içinde bulunduğumuz sezonun başında Gent takımından 17 milyon euroya transfer ediliyor Benfica'ya. 31 Temmuz 2021'den. Çok geç transfer edilmiş. Bu sezonki performansı 41 maç 9 gol 6 asist 2029 dakika. Yani Mustafa Hoca style tabiriyle 23 maça çıkmış 9 gol 6 asisti var. Bence istatistik gayet güzel. Ama oyuncu ee, muhtemelen Jesus'tan sonra yani Aralık'tan sonra bir çöküş dönemine girmiş çünkü Jesus'un forvetleri çok canlı olur çünkü takım çok atak oynuyor yani mesela önümüzdeki sene e, Berisha e kalırsa belki gol kralı olur desem inanmazsınız ama olabilir çünkü Jesus'un takımında e, Hurra hücum oynanır Jesus'un takımı hücumcu bir takımdır yani Jesus'un takımı hücumcu bir takımdır. O yüzden olabilir. Ama Yaremçuk ismini adamlar 17'ye alıp da sana kaça verecekler? Bir 25 30'a falan anca verirler. Çünkü Benfica'dan bahsediyoruz. Bunu da söyleyeyim. <laughs> Peki hocam. Şimdi sadede gelelim. Bunlardan hiçbir gelmez mi diyorsun? Ben diyorum ki. Bakın. Bu kadar ismi bir araya getirdik. Hani siz e, Sisse'yi saymıyorum o stoper olduğu için. Belotti. Inter'den Milan'dan sana kalır mı? Zannetmiyorum. 4 milyon euro istiyor. Belki o konuda anlaşamaz. Olabilir. Musa Dembele adamların sözleşmesi biten bütün futbolcular kaçmış gitmiş. Lyon bir şey koparmak isteyecektir. Yalnız Dembele'yi de, Dembele de, direkt alman lazım. Yani satın alma opsiyonu kiralama falan filan olmaz. Bize Fransa'dan gelenler iş yapar. Ben size bir şey söyleyeyim. Musa Dembele'yle ilgili üyelere bile vermediğim bir şey söyleyeyim. Bugün masaya 10 milyon euro koyun. Ama işte iki senede ödeyeceğim. Ama dört senede taksit taksit ödeyeceğim. Ama ödeyeceğim deyin. Dembele Fenerbahçe'de. Bakın. Yani ee, bunu dediğim zaman alınıyor arkadaşlar. Hani Dembele Fener'de diyorlar. 10 milyon euroyu masaya koyduğunuz anda Fenerbahçe'de. Not. Yıllık ücret babında 1.8'e falan razı olacak türden bir oyuncu. Hocam olmaz ya başka takımlara yüksek fiyatlara gider. Fenerbahçe'nin başka bir olayı var Dembele'nin. Yaremçuk asla Mesela Luis Suarez, Cavani. Cavani geçen sene bizden 3 milyon euro mu 4 milyon euro mu istedi. Biz veremediğimiz için gelmedi. Ama Cavani, Suarez sana sezonu kazandırır. Bir sezon kazandırır. Belki o da tutarsa, tutmazsa sövdürür. Luis Suarez'in Cavani'ye imza parası muhtemelen 2-3 verirsin. Hadi 3'te yıllık ücret ver. Bu herifler 3 yıllık kontrat ister. 9, 3 daha 12. 12 milyon euro. Sen Dembele'yi alacak olursan bakın Dembele'yi alacak olursan hatta ben şunu da söyleyeyim. Musa Dembele ve Papi şey senin Fenerbahçe'ye gelme ihtimalleri bak ihtimalleri aslında çok yüksek. Yüzde yüze yakın. Dembele konusunda da işte bir e, birazcık kiralama bedeli artı satın alma opsiyonu konulup alınabilir. Yine 6-8 bandına. 2 milyon kiralama bedeli 6-6,5 opsiyon. 8.5'a mal olsun fark etmez. Dembele konusunda da direkt 10 milyon euro ama taksit taksit olabilir. Onun dışında diğer isimleri beklemiyorum. Bu Tommy Horvat falan zannetmiyorum. Şampiyonluğa gitmek istiyorsan orada hocam biz bunların parasını neyle ödüyoruz? Ya Atilla Salahi'ye çok ciddi teklifler var. Kime çok ciddi teklifler var. Hani bir Atilla Salahi'yi gönderirsen belki Musa Dembele ve Papesi senin ikisini birden parası çıkar. Ki bence çıkmalı da. Çıkmalı da. Dün ben bir yerde gördüm. Berisha'ya ne kadar dedi. Ee, yanlışım yoksa. Berisha için 6 milyon euroluk teklif varmış. Bu duyumu veren arkadaşa bir cümle kurmak istiyorum. Eğer böyle bir teklif geldi de Fenerbahçe yönetimi satmıyoruz. Allah belasını versin Fenerbahçe yönetimin. İkincisi biz Berisha'nın bonservisini aldığımıza emin miyiz? Çok kesin konuşuyorsunuz da. Hocam transfer marketta 5 milyon euro yazıyor. Lan transfer marketta kalırsa birlikteki futbolcuların piyasa değerlerine bakın. Ben söyleyeceğimi söyledim. İnşallah mesajım algılanmıştır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni ve abone olmayı çok görmeyin. 23.291 Hadi dostlar ya. Şu aşağıda şu sol tarafta Rossi'nin e, arka tarafında 23.200 onu 23.300 yapalım. Olmaz mı? Bayram münasebetiyle. Sonrasında da devam etsin tabii artarak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.